Saç kırana bitkisel çözümler nelerdir? Aa, evet tabii. Saç kıran da büyük bir problem. Şimdi vatandaşın biraz da gülelim. Vatandaşın biri sabah kalkmış pala bıyık, böyle bıyıkları var. Her gün bıyıklarını badem yağı ile yağlı, böyle bıyıklarıyla oynamayı çok seviyor. Sabah kalkmış, bıyığının yarısı yok. Aynanın karşısına geçmiş, tıraş olacak. Bıyığının yarısı gitmiş. Adam şok olmuş. Nereye gitti bıyıklar? Normal saç dökülür veya sakalda kıran olur, sakal kıran olur. Bunda da bıyık kıran olmuş. Birçok deney yapmış, hiçbir netice elde edememiş. Doktor gezmiş dolaşmış. Bir gün ben onu ziyarete gitmiştim. Dedi ki herkesi bir şeyler yapıyorsun, herkesi iyileştiriyorsun, bana bir faydan olmadı. Nedir problem? Görmüyor musun dedi. Baktım burası böyle biraz farklı, beyazmış. Bunun tabii ki yarısı dökülünce diğer tarafını da kazımış. Pala bıyıklar gitmiş ha. Saç kıran mı? Evet. Sakal kıran, bıyık kıran. Problem değil, hallederiz. Şimdi bu vatandaş nasıl besleniyor? Ayda bir koyun kesiyor. Bazen iki haftada, bazen üç haftada bir koyun kesiyor. Sürekli et tüketiyor. Et tüket, tamam et. Ben de et çok severim ama sürekli her zaman et yersen ne olur? Damarlar yağlanır. Kolesterol, lipid, trigliserit fırlar. Arada biraz da sebze yemek gerekir yani. Vatandaş Anadolu'dayken fakir bir ailenin çocuğu et fazla görmemiş köyde. Et nerede? Bayramdan bayrama. Almanya'ya gidip de çalışmaya başlayınca biraz para görünce ayda bir koyun. Ben gittiğim zaman diyor hadi size de bir koyun kesek. Dedim ya ne oluyor? Yani, ne yani yangından mal mı kaçıyorsun? Fazla yemek iyi değil. Et yemek iyidir de yani fazlası iyi değil. Yani bazı insanlarda da aşırı stres, üzüntü, sıkıntı, gerilim saç kırana, sakal kırana, bıyık kırana sebep oluyor. Vatandaş asker, Güneydoğu'da askerlik yapıyor. Bir bakıyorum işte Tendürek dağlarında, bir bakın başka dağlarda, Cüli'de, orada burada. Terörist peşinde. Ama onu rahat bırakmıyor ki. Annesi arıyor, babası arıyor, kardeşi arıyor, nişanlısı arıyor. Herkes bir şey söylüyor, morali bozuluyor adam. Yani askerlik yapacak ya, hem dağda stres içerisinde hem de burada sürekli telefon. Sevdikleri telefon ediyor. Orada stresli yaşıyor. Gözünün önünde arkadaşları vuruluyor. Psikolojisi bozulmuş. Strese girmiş, bunalıma girmiş. Birdenbire saç kıran başlamış. Böyle açılmış. Doktoru stresten demiş. Stres bazı insanlarda mideye vurur. Gastrit, ülser, reflüye yakalanır. Bazı insanlarda bağırsakları bozar. Bağırsaktaki faydalı bakteriler yok olur. Mantarlar çoğalır. Mantarlar toksik madde üretir. Bu da bağırsakları yakar. Bazı insanlarda baş ağrısı, migren, depresyon, panik atağı tetikler. Stres her insanda başka hastalıkları tetikler. O nedenle bilmek gerekir. Neyi ne tetikliyor? Stresi önlediğinizde bağışıklık sistemini güçlendirdiğinizde saç kıran önlemek mümkün. Biz onunla ilgili çok güzel bir çalışma yaptık. Sarı kan toronun birleşiminde hiperesin, hiperforin denen madde var. Bu etken madde %1 oranında.